Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan'ın sinsi planı yine devrildi. Türkiye korkusu nedeniyle aylardır raftaydı. Bu kez haritayla anlattılar. Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma iddiaları Türkiye ile olan gerilimini daha da tırmandırırken Yunan basınından konuyla ilgili dikkat çeken bir haber geldi. Haberde yer alan bir haritayla Türkiye çekincelerinden dolayı aylardır rafta olan Girit'in karasularını 12 mile çıkarma planının yine devrede olduğundan bahsedildi. Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerilim, Atina hükümetinin özellikle hukuk dışı bir şekilde karasularını 12 mile çıkarma söylemleri nedeniyle giderek artıyor. Her fırsatta bu durumu gündeme getiren Yunan gazetesi Tania'da bugünün ana gündem maddesi Girit'in karasuları vardı. Gazetede yer verilen haberde, Atina hükümetinin böyle bir şey yapıp yapmayacağı sorulurken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Endias'ın "Her daim Yunanistan'ın çıkarlarına göre hareket edeceğiz" dediği hatırlatıldı. Gazeteye göre, daha önce ifade edildiği gibi Endias'ın çok öncesinden çekmecesinde olan, ancak Türkiye korkusu nedeniyle bir türlü gündeme getirmediği plan yeniden gündemde. Buna göre Atina hükümeti, Girit'in daha önce de bahsedildiği gibi güneyini ve ayrıca da batısını 12 mile çıkarmak istiyor. Ancak bu durum Yunanistan için bir ilk değil. Nitekim aylar önce de aynı iddialardan bahsedilmiş, ancak Türkiye ile bir anlaşmazlığa düşürmek istemediği için asla bir hamle yapılmamıştı. Bir haritanın da olduğu haberde skandal ifadelere yer verilerek karasuların uzatılmasına Türkiye'nin verdiği tepkide Ankara hükümetinin haksız olduğu söylendi. Haberin devamında Türkiye'nin mavi vatan düşüncesi için Libya ile ilişkilerini geliştirdiğinden ve Yunanistan'ın zayıflıklarından yararlandığından bahsedildi. Bu zayıfların önüne geçmek içinse Yunanistan, hava kuvvetleri eğitimlerini tamamlamak istiyor. Atina hükümeti bu eğitimler tamamlanınca Türkiye'ye karşı bir avantaj sağlayacağını düşünüyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.